Efendim program konuğumuz avukat Elçin Karatay. Kripto platformlarındaki yeni düzenlemeleri konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. 16 Nisan'da Merkez Bankası yine bir yönetmelik yayınlamıştı. Şimdi de MASAK'la ilgili bir yönetmelik geldi. Bu platformlara gelen yeni yönetmelikler ne anlatıyor bize? Aslında biliyorsunuz ilk önce biz Merkez Bankası'ndaki bu yönetmeliği görmüştük. Orada daha kapsamı dardı. Özellikle ödemelere ilişkin bazı düzenlemeler bulunuyordu ve ödeme kuruluşlarının bu kripto varlık alım satım aracılık eden platformlarla çalışmaması ve ödeme işlemlerine ilişkin aslında blok zincir teknolojisinin kullanılamaması bazı durumlarda. Bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. Hemen arkasından Türkiye'de kripto varlık alım satımına aracılık eden bir platformun sahibinin aslında yurt dışına gitmesi. Evet. Bununla birlikte de biliyorsunuz orada bir mağduriyet oluştu. Bunun ardından da hızlıca aslında bir regülasyon çalışmalarının da başladığına ilişkin yine Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapmıştı. Aslında dün de biz buna yönelik rehberin de yayınlanmasıyla birlikte masağında artık tam olarak hangi işlemleri bildirmesini istediğini kripto varlık platformlarına görmüş olduk. Bu aslında tabii ki platformlar açısından baktığınızda hem kullanıcılar hem platformlar açısından olumlu bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık bu işlemlerin bir mevzuata oturması kullanıcı güvenliğinin sağlanması noktasında da önemli. Ancak olacak tek mevzuat bu değil. Bence önümüzdeki günlerde bu platformlara yönelik daha farklı mevzuatlarda görmeye başlayacağız diye düşünüyoruz. Ama evet, spesifik olarak elimizdeki mevzuatta yapılan aynı bankalar gibi, ödeme kuruluşları gibi bu platformların da yükümlü sayılması, yani artık şüpheli işlem bildirimi yapma, müşteriyi tanıma gibi kuralların doğrudan bu kuruluşlara uygulanabilmesi. Evet, dediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde TODEX'te yaşanılan sıkıntıyla ilgili yeni yenergeler de gelmeye başladı. 2021 itibariyle kripto para özellikle Türkiye'deki kripto para platformları çok fazla çok daha sıkı ilgilenilmeye başladı. Bu herhalde bu TODEX'ten sonra devam edecek diye gözüküyor. Ya gerçekten aslında bakarsanız daha bile öncesine dayanıyor. Şu an MASAK'ın yaptığı bu düzenlemelerin temel kaynağı Financial Action Task Force diye aslında Türkiye'nin de üye olduğu, Türkiye dışında 37 ülkenin de ve kuruluşun üye olduğu bir uluslararası kuruluş var. Ve kara paranın aklanmasına ilişkin bu kuruluş bazı önerilerde bulunuyor üye ülkelere ve üye ülkeler de bunları kendi iç mevzuatlarına adapte ediyorlar. Aslında 2019 Haziran'da yapılan düzenlemeyle zaten bu kripto varlık platformlarının, hizmet sağlayıcıların tanımlanması ve bunlara ilişkin bazı yükümlülüklerin getirilmesini öngörüyordu. O yüzden bizim 2019'dan beri beklediğimiz bir düzenlemeydi. Tabii ki şeyin etkisi olmuş olabilir, yani bu geçen haftalarda yaşanan olayların etkisi olmuş olabilir. Bu gördüğümüz ilk düzenleme oldu aslında kapsamlı, ama çok dar bir şekilde rehber çıktı. Yani kripto varlık hizmet sağlayıcılar dedi sadece yapılan değişiklik ve yükümlü olarak ekledi, ama okuduğumuzda biz kripto varlık hizmet sağlayıcı kim tam olarak anlayamıyorduk bir tanıma yer vermediği için. Şimdi rehberde bunu sadece platform, işlem platformları olarak ifade etmişler aslında. Yani Türkiye'deki işlem platformlarından bahsediyor bu yönetmelik. Peki MASAK'ın yükümlülükleri arasında gelen maddelere bakarsak eğer müşterinin tanınması, şüpheli bilgi, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme yükümlülüğü gibi maddeler geldi. Peki daha önce bu maddeler yok muydu ya da bu kadar rahat mıydı bu platformlar ki şimdi bu maddeler geldi? Aslında bu MASAK düzenlemeleri kapsamında bunlar tanımlanıyor, ama bunları bildirmekle yükümlü olan kişiler belirleniyor. Evet, kripto varlık hizmet sağlayıcılar bu kişiler arasında yoktu. O yüzden hiçbir platformun aslında ne kullanıcının kimliğini yani mevzuatta gösterilen şekilde tespit etme yükümlülüğü vardı, ne bir MASAK bildirim yapma yükümlülüğü vardı. Bundan önce böyle bir yükümlülük söz konusu değildi, ama Türkiye'deki bazı platformlar sanki bir yükümlülük varmışçasına davranıyorlar ve hem kullanıcıların kimliklerini tespit ediyorlar, hem işlem limitleri getiriyorlardı, hem kendileri riski gördükleri işlemlerde bazı
önlemler almaya çalışıyorlardı. Hani aslında bunu zaten içselleştirmiş platformlar vardı. Şimdi bu herkes için bir yükümlülük haline gelmiş oldu aslında. Bu da dediğim gibi bence kullanıcılar açısından da hani en azından bunların tanınmaya başlanması ve bu kuralların getirilmeye başlanması bence olumlu. Normalde çünkü bir anonim şirket kurup ya da işte bir limited şirket kurup hatta kurmadan bile bir gerçek kişi bile bu işlemleri gerçekleştirebilecek konumdaydı Türkiye'de. Biliyorsunuz hani bir işlem özellikle yasaklanmadıysa aslında her türlü ticari faaliyette bulunabiliyor kişiler. Ama önümüzdeki zamanlarda tahminimiz işte çeşitli sermaye koşulları da getirilebilir. İşte minimum şu kadar sermayesi olsun gibi. Ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin bazı sıfatlara sahip olması, bazı özellikleri olması istenebilir. Bu hem bankacılıkta hem aslında aracı kurumlarda, yani sermaye piyasası mevzuatında gördüğümüz bir şey, ödeme kuruluşlarına ilişkin gördüğümüz bir şey. Hani bu tür önlemler alınabilir. Yine tüm bu mevzuatlarda mesela dış hizmet alımına ilişkin bazı yükümlülükler var. Kişilerin sırlarına ilişkin, ticari sırlarına ilişkin, yine bankacılık sırlarına ilişkin düzenlemeler var. Hani buradaki düzenlemeler belki önümüzdeki günlerde benzer şekilde aktarılabilir. Ama göreceğiz, hani şu an elimizde bir taslak ya da herhangi bir metin yok maalesef. Evet. Kripto para kullanıcıları, bu platformu kullananlar da aslında biraz Türkiye'dekilerden bahsediyoruz tabii ki. Biraz hızlı para kazanmak istiyorlar ve izlerini çok da fazla belli etmiyorlar. Peki bu yükümlülükler onların canını sıkacak mı kullanıcıların? Ya aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi Türkiye'deki çoğu borsa diye geçiyor. Hani kripto varlık borsası bunu zaten uyguluyordu. Yani o yüzden hani bunları uygulayanlar açısından aslında çok büyük bir farklılık olmayacak. Zaten çünkü çoğu işlemde kimlik tespiti istiyorlardı vesaire. Hani ne olabilir mesela artık? Bir işlemi şüpheli görüyorsa ya da o kişinin finansal durumuyla uyumlu görmüyorsa o işleme ilişkin bilgi talep edebilir. Yani şunu söyleyebilir kripto varlık borsası. Bu kripto varlık işleminin kaynağı ne? Ne amaçla yapıyorsunuz? Kime gönderiyorsunuz gibi bilgileri sorabilirler. Hani şu ana kadar da bir engel yoktu sormalarına, ama artık çünkü bir yükümlülükleri var. Burada bir risk teşkil ettiğini, bir şüpheli işlem olabileceğini düşünüyorlarsa bu açıdan bir farklılık olabilir tabii ki. Hani bunun dışında bu işlemler masa bildiriliyor. Artık hani bildirildikten sonra nasıl bir işlem uygulanacağı tarafı masakta. O yüzden hani o tarafta nasıl bir gelişme olur tabii ki bunu göreceğiz. Ama bir yandan da hani hem İşte görünür olmak istemiyor diyoruz mesela. Çok aslında bu bence yanlış anlaşılan bir konu sisteme ilişkin. Çünkü bir kere elçin mesela benim cüzdanımı tespit edebiliyorsanız daha sonra o cüzdandan yapılan her işlemi takip edebiliyorsunuz aslında. Yani özellikle işte Ethereum gibi, Bitcoin gibi sistemlerde bu geçerli. O yüzden hani gizlilik dediğiniz şey aslında aktarıldığı kadar yüksek değil kripto varlıklarda. Tabii ki bunu sağlayan kripto varlıklar var. Daha sonra hani bir kere aktarımdan sonra bir daha takip edilememe vesaire, ama bu tür platformlarda işlem yapılan kripto varlıkların çoğu zaten takip edilebiliyordu. Hani o anlamda ben çok büyük bir rahatsızlık duyacağını sanmıyorum kullanıcıların. Maddeler içerisinde muhafaza ve ibraz yükümlülüğü var ve bu kişilerin bilgilerini 8 yıl süreyle muhafaza etmesi isteniyor platformdan. Peki bu ne anlama geliyor? 8 yıl boyunca eğer o kişiyle, müşterisiyle işi bittikten sonra 8 yıl boyunca onun bilgilerini saklıyor olmasının? Yani yine dediğim gibi uygulamada çok çok büyük bir problem yaratmayabilir. Çünkü zaten biliyorsunuz bu platformlar aslında aldıkları aracılığa ilişkin ücretlerden bir fatura kesiyorlardı ve bunun için zaten kullanıcı bilgilerini belli bir süre saklamak zorundalardı muhasebesel amaçlarla da. Aslında hani burada da ek bir yükümlülük gelmiş oldu. Yani yapılan işlemleri işte ben örneğin Altin olarak nasıl bir ne kadar kripto aldım, bunu hangi cüzdana gönderdim, bu gibi işlemlerin ilişkin bilgileri saklamaları gerekecek. Dediğim gibi hani kullanıcılar açısından onları çok etkileyecek şeyler olmayacaktır. Şu an zaten hani belli finansal yükümlülükleri yerine getirmek için uygulanıyordu. Yine haberlerden takip edebildiğimiz kadarıyla masak
zaten daha önce de bilgi talepleriyle başvuruyordu aslında kripto varlık platformlarına. Yine hani biliyoruz savcılıklar, mahkemeler de bazı durumlarda bu platformlara başvurup bilgi istiyorlardı. Hani o yüzden dediğim gibi yani kullanıcıları doğrudan çok etkileyecek bir durum olmayabilir ama kullanıcı mesela daha önce işlem yaptığı platformda hiç kimlik tespiti yaptırmadan bunu yapıyorsa o zaman evet şimdi ilk defa hani kimlik tespiti yaptırması yapacak. Gerekecek. Peki bu kripto para platformları ya da borsaları diyelim Türkiye'dekilerin denetimleri nasıl yapılıyor? Aslında şu ana kadar bir denetim yükümlülüğü olduğu da söylenemez. Yani herhangi siz bir ticari faaliyetle uğraşırken hangi denetimlere tabiyseniz ne olabilir? İşte bir vergisel denetim olabilir. Hani yaptığınız işe ilişkin özel denetimler olabilir ama kripto varlık borsalarına ilişkin özel bir düzenleme aslında yoktu. O yüzden hani bugüne kadar yani bir mevzuata tabi olarak düzenli bir şekilde denetlendiklerini söylemek doğru olmaz. Ama arada resmi kurumlardan bilgi talepleri vesaire gidiyordu tabii ki. Bundan sonra hani masanın olan denetim yetkilerini daha düzenli bir şekilde uygulaması gündeme gelebilir. Yine işte şüpheli işlem bildirimleri yapılmadığında cezai sorumluluklar doğabiliyor. Yine para cezaları var mevzuatta belirlenen. Evet, yükümlü şirketlere yönetmeliğe dair yaptırımlar gitti ama eğer bunları ihlal ederlerse, yapmazlarsa ya da işte verilen süre içerisinde ihlal ederlerse bu durumda ne olacak bu şirketlere? Belli cezalar ödeyecekler aslında mevzuatta gösterilen. Hani bu yapılan ihlalin türüne göre aslında ceza miktarları ve hani yükümlülükler artabiliyor. Ancak mesela işte bankacılıkta, ödeme sistemlerinde finansal denetimler, işte gerçekten ana kaynak duruyor mu? Ya da işte teknoloji tarafında biliyorsunuz dış hizmet alımlarında bazı teknik denetimler olabiliyor. Bunlar halen uygulanıyor değil aslında bu kripto varlık platformlarına. Tabii ki bunlar da önümüzdeki dönemde uygulanırsa kullanıcılar açısından daha da güvenli bir ortam oluşacaktır. Çünkü şu an gerçekten örneğin siz kripto varlık borsasına para gönderiyorsunuz ya da işte kripto varlıklarınızı gönderiyorsunuz. Onlar sizin için onu saklıyorlardı aslında. Bu saklama faaliyetini nasıl gerçekleştiriyorlar? Gerçekten bu varlıkların hepsi tutuluyor mu? Harcanıyor mu? Bunları takip edebileceğimiz denetlenen bir durum yok aslında. Bu da kullanıcılar açısından aslında en büyük risklerden biri olan. Hani şu an belki de önümüzdeki düzenlemeler işte bunları biraz daha toparlayacak. Evet, bu rehbere göre yükümlülükler ve yaptırımlar açıklandı. Peki yeterli mi sizce bu yaptırımlar? Bu mevzuat kapsamında yapılabilecek en geniş aslında düzenleme. Tabii ki hani küçük eklemeler, çıkarmalar olabilir ama MASAK tarafında zaten yapılabilecek aşağı yukarı bu. Kripto varlık hizmet sağlayıcı tanımı değişebilir. Mesela Financial Action Task Force'dan bahsetmiştik. Onların tanımı daha geniş. Saklama şirketlerini tanımlıyor. Emir iletimini bazı yerlerde tanımlıyor. Doğrudan satışı tanımlıyor. Hani bizde rehberde alım satımların aracılığı elektronik işlem platformlarından bahsedilmiş. Bu tarafı biraz genişletilebilir. Ama bunun dışında artık hangi düzenleyici kurum yetkilendirilirse bu konuda dediğim gibi sermaye yeterlilikleri, bu bizim kripto varlıklarımızın saklandığı cüzdanların denetimi, onların multi-signature deniyor, işte birkaç kişinin imzasıyla ancak işlem yapılabilmesi teknik olarak gibi önlemler getirilebilir ve bu aslında çok daha koruyucu olur. Çünkü burada sadece siz kimlik tespiti yap ve şüpheli işlemleri bildir diyorsunuz. Hani bunların kullanıcılar açısından kullanıcı güvenliğini arttırma noktasında ciddi bir katkısı olmayacaktır. Bu sadece hani kara para aklanması, suç gelirlerinin aklanması gibi işlemleri engelleyecektir ama tabii ki hani kimlik tespitinin de yapılmasını sağlayacaktır. Daha çok toplumsal yararı olan bir konu. Kullanıcı bazında yarar sağlanması için bana kalırsa bu tür düzenlemelerin de gelmesi gerekecek. Çok teşekkür ederiz efendim. Değerli bilgiler verdiniz bize. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz.